Çiftelet Net'ten herkese selamlar. Bugün itibariyle Disney Plus artık Türkiye'deki yayın hayatına başladı. O yüzden biz de Çiftelet Net ailesi olarak Disney Plus'a ilk olarak nasıl üye olabileceğiniz ve üye olduktan sonra karşınıza neler çıkacağını hızlıca sizlere anlatmak istedik. Şu anda gördüğünüz gibi önümde bilgisayarım açık. Ben daha öncesinde üye oldum birazcık kurcalamak için. Bu arada gerçekten farklı şeylerin de keşfine vardım bu oluş hikayemde. Çünkü bu sabah itibariyle herkese İndirimli e, abonelikleriyle ilgili mailler gönderildi. Lakin benim mailim ortada yok. Hatta ofiste de birkaç kişiye mail gelmesi gerekirken mail gelmedi. O yüzden normal abonelik ücretlerinden e, faydalanmak durumunda kaldık. Böyle bir sıkıntımız oldu. Ama gerçekten sizi daha büyük şaşırtacak sıkıntılar da Disney Plus'la birlikte şu anda hayatımıza giriyor. Türkiye ile birlikte 42 ülke ve 11 bölgede şu anda Disney Plus artık aktif hale geldi. Lakin ilk olarak baktığımızda Android cihazlarda şu an Disney Plus açık değil. Ee, bunu ilk olarak televizyonda hani arayüzünü keşfetmek istediğimde içeride olan bir LG marka televizyonu Disney Plus'ı yükledim. Lakin içeriklere ulaşamıyorum. O yüzden bugün sizlerle birlikte bir Apple bilgisayar, bir Apple telefon üzerinden Disney Plus'ı inceleyeceğim. Şu an olarak fiyatlara baktığımızda Türkiye'de aylık fiyatı 34,99 Türk lirası olduğunu görüyoruz. Yıllık ise 349,90 TL olarak belirlen Az önce bahsettiğim gibi ön kayıt yaptıranlar ise sadece 8 ay fiyatına 12 ay kampanyası mevcuttu. Yani böylelikle %16 daha uygun bir şekilde yıllık üyeliklerini 280 TL'ye alabildiler. Ben o şanslı kişilerden olamadım maalesef. O zaman sizlerle birlikte şimdi bir Disney Plus aboneliği oluşturalım. Ardından devam et dediniz. İkinci adıma geldiğimizde üyelik sözleşmesi karşımıza çıkıyor. Buradan hızlıca tabii ki de okumadan her zaman yaptığımız gibi... Kabul et ve devam et dedik. Bir parola oluşturun dedi. Şöyle bir parola yaptım. Şimdi sizlerle birlikte mailimi girdim. Ardından karşıma bir üyelik sözleşmesi çıkıyor. Burada tabii ki de bunu okumuyorum. Hızlıca aşağıya indim, kabul et ve devam et dedim. Hızlıca bir parola oluşturuyorum şu an. Şimdi kredi kartımdaki bilgileri ekliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi kredi kartı bilgilerimi girdim. Öde ve üye ol dedi. Eğer ki siz bu aboneliği iptal etmezseniz aboneliği iptal edene kadar bu tutar sizden çekilmeye devam edecek. Şu an itibariyle hızlıca abone oldum. Ee, burada yetişkinlik düzeyinizi ayarlamanız gerekiyor. Ben tam katalog diyorum buradan. Ee, İsterseniz bu arada... Profile erişim için pin kodu oluşturmalı Ben bunu da şimdi değil diyorum. Şu an itibariyle artık Disney Plus'ın merakla beklediğimiz içerikleri karşımızda. Umarım ki bu video yayınlandığında Android cihazları da bu içerikler gelmiş olabilir. Ee, hızlıca karşıma Disney Plus'ı ailenizle mi paylaşıyorsunuz çıktı. Biliyorsunuz ki ilerleyen süreçte Netflix e, yeni getireceği güncellemeyle birlikte... Parola paylaşımını tamamen önlüyor. Ee, Disney bununla ilgili henüz bir harekette olmaması şu an itibariyle Disney için bir avantaj. Ben şu an ailemle paylaşmıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi Disney olsun, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gibi bütün minfek taşı içeriklerini karşımıza koymuş. Ardından Disney Plus'ta öne çıkanlar kategorisi bizleri bekliyor. Daha fazla eğlence var. Sana özel öneriler var. Şu an benim burada bir algoritmam olmadığı için bana özel bir öneri yok. Çünkü The Simpsons çok seven biri değilim. Grace Anatomy seven biri değilim. Sadece Disney Plus'ta olan içerikler şu anda karşımıza Karşıma çıkıyor. En çok izlenenlerde yine The Simpsons var, Grey's Anatomy var. İlginç. İzleme listem en üst kısımda duruyor orijinal kısmı var, filmler var, diziler var. Şöyle bakalım diziler kısmına gittiğimizde yine benim karşıma Marvel'ımı çıkaracak. İlk Türk yapım içerikleri olan Kaçış burada karşımızda. Şu an yani arayüzün açıkçası kolay olduğunu söyleyebilirim. Diziler kısmının yanında olan bu küçük kutucuktan mesela tüm diziler, aksiyon, animasyon, komedi gibi alanları, kategorileri de seçebiliyorsunuz. Bu açıdan güzel olmuş. Bir de filmlere göz atalım. Taste'ten gidiyorum bu arada. Nedense bilmiyorum. Sağdan devam ediyorum. Burada evet, gördüğümüz gibi Marvel serilerini direkt en başa koymuş. Ancak şöyle aşağılara doğru sizlerle birlikte hızlıca Disney Plus'ın içeriklerine göz atmış olmak istiyorum. Bu arada bu kadarmış. Çok da şey yokmuş. E, filmlerde de mesela kategoriler yanımda duruyor. Burada IMAX mesela seçeneğimiz mevcut. Mesela bu IMAX gerçekten güzel olmuş. Takdir etmem gerekiyor. Originals'a baktığımızda yine karşımda Marvel var. <laughs> Yeter artık şu Marvel ama lütfen. Direkt karşımda The Kardashians da çıktı. Şimdi bir tane içerik açmayı sizlerle birlikte deneyeceğim. O içeriği tabii ki de sansürleyeceğiz sizlere. Şurada bir çizgi film görmüştüm. Mesela burada e, karşıma direkt grup watch özelliği çıkıyor. Yani bu şu anlama geliyor. Arkadaşlarınızı grup watch özelliğini kullanarak aynı anda bir içerik izleyebiliyorsunuz. Mesela şu anda bir tıklayalım. Bakalım aktif mi? E, şu an bir grup watch kurdum galiba anladığım kadarıyla en fazla 6 arkadaşınızı davet edebiliyorsunuz. Davetler de burada gördüğümüz gibi bağlantıyı kopyalayarak oluyor. Bu arada tatlı güzel içerik. Bunu beğendim. Şu an Group Watch'tan ayrılıyorum. Bölümü değiştirebiliyormuşum Group Watch'ın içerisindeyken. Buradan çıktım. Ayrıldım. Burada Netflix'te de alışık olduğumuz gibi oynat butonunun yanında büyük ihtimal listemekle var. E, lakin şunu fark ettim. Mesela Netflix'te beğendim. Hatta bunu çok beğendim gibi e, algoritmanızı etkileyecek böyle işaretler vardı. Şu an ben onları nedense göremiyorum. Galiba yok anladığım kadarıyla. Bakalım oynatalım. Evet gördüğünüz gibi açılıyor. Ben hızlıca buradan geri tekrardan çıkıyorum. E, şu anda yani bir bilgisayar üzerinden deneyimlediğim için güzel keyifle user friendly dediğimiz kullanıcı dostu bir arayüze sahip lakin ya bu kadar marvel içeriğinde gözümüze sokmana gerek yoktu diye düşünüyorum. Böyle Aşağılara kadar indim. Şimdi sizlerle birlikte bilgisayardaki ekran kaydımı sonlandırıyorum buradan. Şimdi telefonumu alıyorum. Şimdi telefonumu açtım. Buradan Disney Plus'a girdim. E, üyelik girişini daha öncesinde yaptım. Çok vakit kaybetmek istemediğimde. Ee, şu anda mesela az önce herhalde bir grup watch'ta olduğum için bir grup watch'tasınız dedi. Ben şimdi değil dedim. Ee, mobilde arayüzünde mesela şu alt kısımda indirilmiş içerikleri göre, görebiliyorsunuz. Burada mesela profiliniz mevcut, izleme listeniz var, uygulama ayarları mevcut. Mesela isterseniz uygulamayı sadece Wi-Fi üzerinden izlediği ayarlayabilirsiniz. Mesela şimdi hesaba baktığımda hesap bilgilerine tüm cihazlarda oturumunuzu kapat diyebilirsiniz profil oluşturmayı kısıtla diyebilirsiniz yeni bir profil oluşturmak için parola gerekir yani ilerleyen süreçte profilinizi arkadaşlarınızla paylaştığınızda yeni profil oluşturmalarını engellemek güzel bir avantaj lakin bir tık böyle arayüze baktığımda hani bir olmamışlık hissi var neden bilmiyorum ama bir tık daha öznel olabilirdi. Mesela şu anda benim ana sayfamda izlemeye devam et ha, gördüm biraz aşağıda sana özel öneriler var. Mesela en çok izlenenler var ana sayfada ama neden yeni içerikler ana sayfamda yok? Yani ben birazcık daha yeni içerik arşı olduğum için ve içerik tüketmeyi de çok sevdiğim için ana sayfada açıkçası ee, yani yeni içeriklerin olmaması pek hoşuma gitmedi bunu belirteyim. Şimdi mesela arama kısmına girelim. Mert böyle aramam istediğim bir içerik var mı? Star Wars neredeyse 1980'e kadar var. İlk versiyonunu bir deneyelim bakalım. O aktif mi? O kadara kadar gelmişler mi? şöyle direkt zaten yan döndürmeyi açtı otomatik olarak. Birazdan ekran kaydını kapatıp tekrar deneyimlerim sizler için. Başka da arayüzde sizler için bakabileceğim bir şey yok. Yukarıda gördüğümüz gibi o kısımlar böyle kaydırmalı geçiyor ama her zamanki gibi alışık olduğumuz gibi Marvel Marvel disimsiz The Simpsons, disimsiz The Simpsons diye birazcık devam etmiş. Şöyle birazcık daha bakıyorum. Daha da arayüzde beni bekleyen bir şey yok. Buradan mesela profil ekleme diyebilirim. Profil resimleri bu arada gerçekten Bolca seçeneği var bayağı sonsuza kadar var. Mesela ben şu an Mert için oluşturuyorum. Mert'e ait nasıl bir profil fotoğrafı seçtiğimi Mert kurgu esnasındayken görecek. Bakalım Mert'e benzeyen bir şey seçtim. Onun için öyle tatlı bir fotoğraf seçtim ki. Şu an mesela kaydet dedim. Profil oluştururken isterseniz orada yetişkinlik düzeyini de siz ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben Mert için şimdi değil yani yetişkin olarak olmadığını belirtiyorum. Artı yetişkinlik düzeyinizi 13 yaş olarak ayarladığınız için artık karşınıza daha da kısıtlanmış içerikler çıkacak. Ama pek de öyle olmadı. The Simpsons var. Marvel'ların hepsi var. Allah Allah. Sanki az önceki ana sayfamdan çok da bir fark yokmuş gibi. Yani böyle dehşet farklar yok. Bir iki tane mesela az önce kaçış vardı benim ana sayfamda. Ama şu an Mert'in mesela oluşturduğum profilde. Kaçış profili yok. Garfield falan eklenmiş buraya. İzlensin. Şimdi mobildeki arayüzü de bitiriyorum. Artık ekran kaydımdan da çıkıyorum bu kısımdan. Şimdi sizlerle birlikte Disney Plus'a nasıl abone olabileceğinizi ve ilk arayüz incelememizi gerçekleştirmiş olduk. E, i̇lk tecrübelerime göre açıkçası şu an itibariyle Türkiye'de saat 11 yani Disney Plus açılalı bir saat oldu. Ve şu an Android cihazları açık değil ama ben mesela iPhone telefonundan, Macbook bilgisayarımdan rahatça bu içeriklere ulaşabiliyorum. Şimdi Disney ile ilgili eklemek istediklerimden bir kısım ise Disney Channel'ı kapattıkları için Disney Channel'ın özel içeriklerine de bu alt kısımlardan ulaşabiliyorsunuz. Keşke Disney Channel kapatılmasaydı, halen televizyonlardan izleyebiliyor olsaydık. Ama Disney Plus'ı satın aldığınız takdirde Disney Channel da sizlerle birlikte tekrar hayatınıza girmiş olacak. Disney Plus'ı olan ilk ön incelememizi sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Videonun artık bu kısmına geldiyseniz videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.